Merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Black Gold Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zindanda mıyız? Hayır, değiliz arkadaşlar. Petimizi aldık. Şöyle göstermek istiyorum petimizi. Burada çıkmıyor. Nedense çıkmıyor. Her neyse, bir tane perimiz var böyle yanımızda arkadaşlar. Görev bize verdi. 10 level yaptık şimdi onu arkadaşlar. Yeni skill'ler açıldı. Onları şöyle ufaktan göstereyim. Alan vuran skill'ler var. Fakat döndüğümüz yere doğru ateş ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir mızrak atıyor. Böyle bir rüzgar atıyoruz. Böyle de geriye savuruyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Petimizi gösteremiyoruz. Fakat burada bir pet var. Şimdi iki tane petimiz var. Bir tanesi normal oyun içi kullandığımız binek peti. Bir tanesi de böyle PvP haritalarında ya da işte özel haritalarda kullanabileceğimiz binek peti. Bu binek petinin ne avantajı var? Şöyle bir avantajı var. Atak yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunun üstünden. Gördüğünüz gibi böyle vurabiliyorsunuz. Böyle atlıyor filan. Bu petlerin ariyetten kendine ait özellikleri var arkadaşlar. Bayağı 10 taneye yakın böyle değişik petler var. 35 levelden sonra gelişiyorlar. İşte renkleri değişiyor ya da işte özellikleri değişiyor. Uçan, yüzen, böyle işte normal binek karada giden petler var arkadaşlar. Onları tek tek bakıp alabilirsiniz, kurcalayabilirsiniz. Burada bir görev var. Bakalım neymiş? Bizi neler bekliyor? Şimdi gideceğiz. Burada ne kesecekmişiz biz ya? Bir şeyler keseceğiz. Şunu bir dağılalım bakalım. Not alamıyor adamımıza göre. Gidelim şöyle. Bunları dalamıyoruz zaten ya. Aynen, dalamıyoruz. Kim vuruyor oğlum? Bunlar ne lan? Petimizin canı da görünüyor arkadaşlar. Öldürmemeye dikkat etmek lazım. Ne oluyor oğlum? Bir anda bir şeyler çıkıyor. Bayağı gördüğünüz gibi uçan petler falan havadan saldırıyor. Burada bir kargaşa söz konusu. Her şey olabilir. Poktaş çıkabilir. Adamın üstüne atladık. Karadan maradan gidiyorsunuz. Burası PvP haritası arkadaşlar. Aman tanrım. Füzeler müzeler her şey atılıyor. Salih abi. Poktaş çıkabilir diyerekten daldık. Bu ölmüyor. Neden ölmüyorsun sen? Tamam, öldü. Atmayın füzeleri. Sen nesin? Haydi vurmayın. Vurmayın. Vurmayın diyordu avatar. Makineler acımıyordu, vuruyordu. Götüne götüne vuruyordu. Aman tanrım diyordu. Evet. Şuna basmamız gerekiyor ya. Bir dakika. Şunu aldık. Niye almıyorsun sen? Tamam. Dışarıda mı alacağız bunu? Burada almıyor musun? Alırız, onu da alırız. Zırhımız falan her şey değişti arkadaşlar. Böyle değişik bir PvP'ye girdi. O nasıl bir boss amına? O ne ya? O ne ya? Hayvan gibi şey yapacak şimdi bize ya. Vay. Hayvan. Hopta! Hayvan gibi şey yapma bana. Altına durmayacağız belli.
Ama altında durmadan da vuramıyoruz. Hayvan gibi şey yapacaksın bana. Öldü lan. Emin misin? Öldü mü? Bu hayvan gibi şey yaptık ona. Evet, öldü. Otomatik bizi çıkarttı arkadaşlar. Böyle değişik PvP haritaları da var. Ya PvP haritası demeyelim buna da. Zindan haritası gibi bir harita. Fakat bunda değişik bir olay var. Nedir? Çözemedim. Özel bir haritaydı orası. Zindanları şöyle gösteriyor zaten arkadaşlar. Bunlar zindan oluyor da. Bunlar da işte o özel yerlere gidilen kapılar olması gerekiyor yanılmıyorsam. Bizim aldığımız, bize veren, bu petleri veren arkadaş bunlar arkadaşlar. Tiplerine bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi tipleri kaymış. Bildiğimiz avatar bunlar. Ve kapı burada. Gördüğünüz gibi bu portaldan girdik. Bizi o biraz önceki yere ışınladı. Şimdi bir kere tıkladığınızda binebilirsiniz. 25 saniye sonra bineceğiz tıkladığımız için. Diğer peti de şöyle göstermek istiyorum. Zaten göstermiştim size daha önce de. Ama yine de göstermek istiyorum. Şöyle bir domuzla ayının çiftleşiminden oluşulan bir yaratık. Gene gireceğiz herhalde oraya. Yapamadık orada bir şey herhalde. Şunu bir açalım bakayım neymiş bu. Ağlama abi, bir gold verdi. Şurada bir pelerin var. Pelerin de giyebiliyorsunuz böyle arkadaşlar. Çok da güzel, değişik bir pelerin. Abi yeter, oraya girmek istemiyorum ya. Bir daha mı gireceğiz? Tamam, gireriz bir daha. Şuna bir bakalım. Bir daha alalım. Alabiliyorsak. Tamam. Kayıt yaptıralım bir daha. Bu neymiş? Parlayıp duruyor gözümüzde. Bir bakalım. Sitesini açıyor. Tamam, geç. Şimdi şuna bas. Bastık. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Emmoğlu. Burada bir ne diyor abi? Clear victory. Destroy the fortress. Tamam, burada değil mi zaten? Petimizden indik. ESC'ye basarak bir daha binebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı da var. Aa, yeni bir pet verdi oyun bize. Çok güzel. Kullan abi. Güzel. Onu da gösterelim şöyle. Bir inelim abi şundan. Bir inelim bakalım. C'ye basalım. C miydi lan? Yok. Buydu. Şurada bineye gel. Şunu şöyle koy abi. Şunu çıkart bakalım bize. Her iki pet de duruyor. Şöyle bir at verdi arkadaşlar bize. Siyah bir at. Cidden avatar diyebiliriz ya biz buna. Çok değişik bir şey yani. Güzel bir atmış. Aynen, çok güzel bir at. Hoşuma gitti. Şuna tekrardan binelim. Şundan inmemiz gerekiyormuş. İn abi. Bin abi tekrardan şunu. Buraya tekrardan gireceğiz ya, belli. Bir şeyler yapacağız burada arkadaşlar. Yapamadık biraz önce belli ki. Şimdi yaptık. Çok ne desem bilemedim yani şu an. Evet. Skill'lerimizi geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar karanlık büyüler. Ana skill burada. Bunları 5 tane olunca, yok 6 tane olunca birleştireceğiz. Bir tane büyük bir skill çıkacak.
upgrade edeceğiz büyük bir ihtimal. Öyle değişik metotlar da gelmiş. Şunu geliştirebiliriz ya. Bu işe yarıyor. Geriye doğru savuşturuyor. Benim de işime geliyor. Bunlar daha sonra açılacak. Burada leveller yazıyor. Zaten 12 levelde bir tane daha skillimiz açılacakmış. Fakat şu bölüm çok önemli bir bölüm bence. Ben bu skill'i çok sevdim. Direkt onu geliştireceğim zaten daha sonra. Buradan çıkmamız gerekiyor. Bu ne abi? Onu da kırdık. Bize ödül verdi. Çantamıza gitti. Açalım abi. 100 point verdi. Sen nesin abi? Sen öyle duruyorsun zaten. Ben seni çözemedim yani. Tamam, onu da yaptık. Buradan çıkış nerede? Tamam. Al abi, ödülümüzü de alalım tekrardan. Şimdi bunu bir daha binelim bakalım. Ne olur ne olmaz. Buradan çıkmamızın tek yolu şunları tekrardan yok etmek. Petimizin üstünde daha güçlüyüz. Abi bak işte birden çıkıyorlar böyle. Dediğim gibi yani oyunda bir şeylik var arkadaşlar. Yani Kuzey Amerika'da oynadığımız için midir, nedir bilmiyorum ama sunucu farkından dolayı bence böyle geriye atmalar ya da işte geç yaratıkların gelmesi, skillerin gecikmeli atması bence olaylar dediğimiz gibi mecbur yak edeceğiz. Edelim abi. Bir haritaya bakmak istiyorum. Burada boss'un olduğunu zaten gösteriyor. Böyle yol gidiyor. Fakat görevimiz burada değil zaten. Burada olmadığı için de göstermiyor. Şöyle gidelim. Niye indi şeyden? Bak biraz önce arkadaşlar bu yandaş arkadaşlar yoktu. Burada işte petleri de görmüş oluyoruz. İki tane pet görüyorsunuz. Bir tanesi bizimkinin 35 level'lik hali. Bir tanesi de örümcek. Böyle değişik bir böcek sınıfı arkadaşlar. Bunu da öldürdük. Burayı da temizledik. Şöyle bastık. Ödülü açamadık. Belki şimdi açarız. Hemen çıkıyor ya. Hemen çıkıyor. Şöyle bir etrafı gezip de şey yapamıyoruz ya. O biraz saçma olmuş. Keşke yapmasalarmış şöyle. Evet. Burada madalya kazanıyorsunuz arkadaşlar. O madalyalar sonucunda işte burada petleri açabiliyorsunuz. Mesela örümcek petini açabiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Ya da işte ne bileyim burada bir domuza benzer bir pet var. Onu açabiliyorsunuz. Burada gergedan gibi bir pet var. Onları açabiliyorsunuz. Bu görevleri yapa yapa açabilirsiniz arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz ileride. Şimdi yeni bir petimiz geldi. Nedir o? Şöyle bir bakalım hep birlikte. Evet, petimizi geliştirdik. İkinci kademe oldu. Gördüğünüz gibi. Diğer petleri de göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle bir kaplana benzer bir pet yapmışlar. Bunları savaş esnasında karada kullanabiliyorsunuz. Burada hızını, işte atak gücünü falan gösteriyor size arkadaşlar. Burada da hangi yaratıklara karşı daha güçlü, özellikleri nelerdir onlardan bahsediyor. Gördüğünüz gibi bizim petimiz 35 levelde gelişecek. İki farklı sınıfa bürünecek. Ama ortak noktası var. Nedir? En sonki hali bu.
Her iki kapıda da bu ortak noktaya çıkacaksınız arkadaşlar. Şöyle suda gidebilen bir karakterimiz var. Değişik bir pet. Biraz önceki örümcek. Daha net görememiştik. Burada göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir neydi? Aynen gergedan. Değişik bir gergedan. Gayet güzel bir peti arkadaşlar. Bayağı da bir özelliği var. Diğer petlere göre güçsüz olabilir ama bayağı özellikleri var arkadaşlar. Bayağı etkili bir arkadaşımız. Burada gergedanla bir şeyin çiftleşiminden ortaya çıkmış bir yaratık var. Bu da gördüğünüz gibi bayağı duvarlara karşı işte kalelere karşı güçlü bir petmiş. Bu da aynı şekilde. Bu ördek midir? Nedir bu? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu hayvan gibi bir şey yapmışlar. Bunu ortaya bu çıkmış ya. Bu ne ya? Ağız burnu dalmışlar ona. Şurada bir uçan yaratığımız var. Gördüğünüz gibi ilk girdiğimizde havada uçan petler vardı. Onların üzerinden işte ok atıyorlardı, bir şeyler atıyorlardı arkadaşlar. İşte bu o petlerden yukarıdan da savaşabilirsiniz. O yaratıklara vurabilirsiniz. Böyle güzel bir olay da var. Şunu kullanmadık. Daha sonra kullanacağım. Bu arada envanterimiz de genişlemiş. Bayağı bir genişlemiş. İyi oldu bizim için. Şöyle bir daha görev alalım. Petimizi zaten geliştirdik. Güzel oldu. Şimdi şuna bir binelim. Ve görev yerine doğru da gitmeye başlayalım arkadaşlar. Bu neredeymiş ya? Bunu türlü çözemedim. C'ye bas, karakter penceresini aç. Orada evet, C'ye bastık, karakter penceresini açtık. Tab ya da tender'a bas. Bir dakika. Karakter penceresini açtık. Taba bas. Taba bastık, hiç bok olduğu yok. Ha, buraya gir. Tap. Enable. Şöyle bir kapatalım. Burada bir şey yapmamızı istiyorlar ama. Evet bu. Aktive ettik. Tamam. Okey. Görevi de yaptık. Böyle değişik görevler de var arkadaşlar. Biraz İngilizce gerektiriyor. Biraz da merak etmek, kurcalamak gerektiriyor. Ben İngilizce fazla bilmediğim için merak edip kurcaladım. Ondan dolayı buldum. Hani yazdığı şeylerden yola çıkmaya çalıştım. İlla İngilizce bilmenize gerek yok arkadaşlar. Böyle oyunu oynayabilmek için. İşte ben İngilizce bilmiyorum, oynayamam, edemem. Zaten yeni oyunlarda artık görev yerlerini gösteriyor. Tıkladığınızda gidiyor. Korkulacak bir şey yok. Rahat oynayın. Ya da Google Translate'tan çevirin arkadaşlar. O kadar basit ya. Pencere modunda oynayın oyunu. Google Translate'ı açın arkada. Oradan çevire çevire oynayın. Bir şey olmaz o kadar. Genelde Türk bulursanız zaten Türklere sormayın abi. Bizim Türkler nedense hani hile olsa hileyi paylaşır ama böyle görev hakkında bilgi almak istersin, görev hakkındaki bilgiyi vermez abi. Çok ilginçtir yani. Hangi oyuna denk geldiysem bilmiyorum ya, benim şansıma kötü bir Türk arkadaş geldi. Ya da cidden hani iyile ya da ek sorusu sor.
Direkt gir şu oyuna, hilesi var mı de. Direkt paylaşır seninle. Ama görev nerede? Bana yardım eder misin dediğine, yok adam oyundan çıkar ya. Yok öyle bir şey yani. Direkt interneti falan kopmuştur. Hatta internetin direkt kestirmiştir. Aramıştır TTNT ya da Super Online'ı. Kesin abi demiştir interneti. Neden? Yardım etmeyeceğim. Yani çok karşılaştığım için sorun yok ya. Tek başınıza oynarsanız araştırın abi. Kimseyle bilgi paylaşmayın. Size öyle yapan birisi varsa bir şey sorduğunda aynı şekilde vermeyin hiçbir şekilde cevap. Bu arada sesler gerilmeye başladı. Ne oluyor lan? Burada muhafızlar var. Shop'a bak diyor. Shop'ta da bir taş varmış. Detayına bak diyor. Bedavaymış. Aldık. Tamam. Buraya geldi. Tamam. Ve bize ekstra taşlar verdi. Güzel. Şimdi tamam işte bunu şey yapmayacağız mı ya? Konuşacak yeri yok mu? İn bakayım petten. Taş burada. Tıklanmıyor da taşa. Şuraya mı gideceğiz? Yer burası. Evet. İyi, yerini gösteriyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Atmosfer bir anda değişti. Hayırdır? Tiplere bak. Zebaniler çıktı. Ne oluyor lan? Oğlum bize öyle saldırmayın. Bak zaten internet şey. Öyle bir anda uçmayın bize. Ama gerek yok. O nasıl bir aşağı düşüş ya? Hayattan soğudum yeminle ya. Aa evet. Zindana giriyoruz arkadaşlar. Gözümüz aydın mı acaba? Zindana mı giriyoruz? Bilmiyorum. Bakacağız. İşte bu olmadı ya. Burada bir zindan var sanki ama. Bakayım. Bir zindan mı lan o? Yok. Gitmiyor. Bug'a girmeyelim bir de aman ha. Gerek yok. Bin abi pete. Bug'a falan gireriz. Bir de uğraşmayalım onunla. Orada sıkışırız kalırız. Kötü olur bizim için. Bir kere öyle Metin 2'de başıma gelmişti. Bir dağa çıktım. Çıkmaz olaydım arkadaş. Of. 1300 can gitti. 1300. Yüksekten düşünce can gidiyormuş. Onu da görmüş oldum. Onu ben bilmiyordum. Kim oyundan çünkü gitmiyor hani canlar falan. Hiç değilse doldururuz hep. Ne yapacağız abi? Gene bizi bir yere götürüyor. Yine bir skill geldi. Gözümüz aydın. Bu skill neymiş abi? Soul Smite isminde bir skill. 32-62 arası 3 saniye 12 saniyelik bir olayı var. Ekstra damage veriyor herhalde. Yok mu oğlum buranın bir gidişi ya? Bir daha bir çantamıza bakalım. Bir şeyler yok şu an. C'ye bakıp stat veriyor muyuz? Onlara bakacağım.
Yok, öyle bir şey de vermiyoruz. Buradan ekstra özelliklerimize bakabiliyoruz arkadaşlar. Burada zaten karakterimizi gösteriyor bize. Nasıl bir yaratık ya? Abi senin annenle baban nasıl bir şeymiş ya? Hele sen kurt musun? Kurt herhalde. Değişik, güzel bir tasarım. İkinci bölümde de işte hani o Bedil Guard haritası mı desek artık, ne desek, orayı gösterdik. Hem belli başlı işte bossları kestik. Sonra petleri aldık. Ve ilerliyoruz hala. Bakalım geze geze. İşte atmosferi size gösteriyorum. Yeni petimiz de güzelmiş. Hoşuma gitti benim ya. Bayağı güzel. Oyuna alışıyorsunuz. Yani böyle geriden gelme, işte takılmalar falan. Alışıyorsunuz yani onlara. İster istemez. Bayağı bir uzun mesafe gideceğiz. Goraksa ile konuşacağız. Sonra Julie'yi Blackwater'la konuşacağız mı? Öldüreceğiz mi? Bir şeyler yapacağız. Yani istersek bununla da gezebiliriz ama gerek var mı? Yok bence ya. 20 Aa, bunlar süreli mi? Bak bu süreli. 24 saatliğine vermiş bize. Bu süresiz. Upgrade yapamıyoruz. Upgrade yapılmıyor. Geçmişiz bu arada. Tamam, süresiz bir tane at veriyor size arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun ve bence daha güzel. Daha havalı. M'ye bas. Açtık. Görev burada. Bir tanesi de burada. Teleport olabiliyormuşuz. Teleport yerlerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Belli bir para karşılığında oraya gidip ışınlanabiliyorsunuz. Görevi daha yakınsa sizin için daha iyi olur. Ya da gideceğiniz zindanlar olsun, şehirler olsun. Öyle kolay bir metot da yapmışlar. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Oraya gitmek çünkü ölüm olurdu bizim için. Olayı biraz hızlandırmışlar. Yani gidebilirsiniz ama nedir sorun? İşte yaratıklar sizi saldırır. Öyle olaylar olabilir yani. Bakalım abi. Geri geldik mesela. Yani gittik geldik. Nedir bunun anlamı? Yoktur bir anlamı. Aslında buradan gitseydik daha yakın olurdu. Ama geze geze gideceğiz. Ana şehrimiz burası zaten. Şöyle bir bakalım. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bugünlük yeter. Devamı gelecek, seri gelecek. Beraber oynamak isterseniz elbette oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.